Biz İl Özel İdaresi olarak bildiğiniz üzere yatırım programımıza başladık. Bunun kapsamında bir 240 milyon TL'lik bir yatırım programımız vardı. Bunu tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla iki peşi sıra gelen köy destesi destekledik. 82 milyon ve 58 milyon liralık yatırım tutarlarıyla. Bunun üzerine yine İl Özel İdaremizin yarattığı bir 100 milyonluk ek kaynağımızla birlikte bunların tamamını sahada bu sene yol, su, kanalizasyon ağırlıklı bir şekilde çalışmaları başlattık. Sezonun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Elbette daha yapacağımız işler var ama 16 ilçe artı merkezde normal programlarının kat kat üzerinde bir çalışma yaptık. Hatta biz şöyle de lanse edebiliyoruz bunu. Az önce Yol Şube Müdürümüz Burak Bey ile görüşken onu söyledik. Herhalde özel idare kurulduğundan beri rekor yıl bu yıl olacak. En fazla yol yapımında 1500 kilometreyi inşallah yakalamış olacağız. Tabii bunda buradaki mesai arkadaşlarımın çok büyük emeği var. Havaların en sıcak olduğu dönemde bile onlar hem havanın sıcaklığına hem asfaltın sıcaklığına rağmen bu işleri yaptılar, başardılar. Biz dediğimiz gibi coğrafya çok büyük. 1234 köyümüz var bizim. 8000 kilometre civarında bir yol ağımız var. Coğrafya çok büyük. Elbette ihtiyaç bitmeyecektir. Eksiğimiz mutlaka vardır ama bu sene en azından yol konusunda bir daha da kırılması çok zor olan rekorlardan birine imza attık diyebiliriz. Bugün Kavlak köyündeyiz. Buradaki işi de bitiriyor arkadaşlar. Kazasız belasız bitmesi bütün ekiplerin temennimiz aynı. Güzel çalışmalar yürüttük dediğim gibi sezonda. Bunun yanı sıra yaptığımız su işleri, kanalizasyon işleri, yeni depo yapımları, bakım onarımları ve merkezde yürüttüğümüz diğer projeleri de saydığımızda il özel idaresi açısından maliyetlerin bu durumda olduğu ortamda bile çok verimli bir sezon geçirdiğimizi düşünüyoruz. Biz tabii bunda başta Sayın Valimiz bize her zaman yol gösteriyor, önümüzü açıyor. Bu tahsisatların sağlanmasında ilimizin milletvekilleri, değerli bakanlarımız, başta Cumhurbaşkanımız hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Ama bir teşekkürü de dediğim gibi burada sahada emek veren, alın teri döken bu arkadaşlarımızın, onların hakları ödenmez. İnşallah seneye daha yoğun bir çalışmayla devam edeceğiz.